Hocam yıllarca bu sahada resmi olarak oynadınız. Bugün de anılar canlanıyor. O günden bugüne futbol anlamında ne değişti Hasan Hocam? Ya eskiden tabii bu zamanki teknoloji yoktu. Dijital bir ortama döndü her şey. Çocuklar futbol oynamayı bırakıp daha çok tablette, telefonla uğraşmaya başladılar. Bizim o zaman tabii sevgi vardı, futbol aşkı vardı. Sahaya para için çıkmıyorduk. Forma aşkı için çıkıyorduk. Burada bulunmak bizim için büyük bir değerdi. Büyük bir hayaldi. O hayalimizi gerçekleştirmek için, şu sahaya çıkmak için elimizden gelen her türlü çalışmayı, kendimize iyi bakmayı, erken yatıp erken kalkıp iyi beslenmeyi, verilen görevi en iyi şekilde yapmak için mücadele eden bir nesil vardı. Ama şimdiki nesil tabii çok farklı bir nesil. Tabii onları da anlamak lazım. Ama Trabzonspor vefasıyla gerçekten örnek olan bir takım. Burada Türkiye'de şampiyon olan, Anadolu'dan şampiyon olan efsane bir takım. Bu takımın formasını giymek son derece benim için önemli ve değerli. Burada da gördüğünüz gibi bu formayı hak ederek giyen insanlar var. Tekrar bu vefayı, bu mutluluğu tekrar bir arada yaşamak için buradalar, buradayız. Tabii bu organizasyonda biraz önce dediğim gibi emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyoruz. Buraya gelen taraftarlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tabii futbol değişir, her sene her zaman değişir. Ama değişen bir şey var Türkiye'de, oyuncu yetişmiyor. Ne yazık. İşte tam da onu soracağım hocam. Trabzonspor üzerinden gidelim. Şenol Hoca geldi, farklı bir kan, bir istikrar arayışı, bir sağ sonuçlarına endeksli. Türkiye maalesef ki böyle. Üç direk arasından top geçtiği zaman yaptığınız organizasyonlar bir kenara, o galibiyet konuşuluyor ama uzun vadede Avrupa ile Türkiye'nin arasındaki en büyük problemlerden biri. Onlar organizasyonu bizden çok daha iyi yapıyorlar. Biz yüksek maliyetli oyuncularla beraber bu kaliteyi yakalayacağımız yanılgısının içerisinden hala kurtulamadık. Sizin değerlendirmeniz ne olur? Benim değerlendirmem şu, üretim. Yani biz üretmediğimiz sürece ne yazık ki daha da kötüye gideceğini düşünüyorum ben. Çünkü her alanda üretim anlamında ciddi sıkıntılar yaşayan bir ülkeyiz şimdi. Oyuncu yetiştirme konusunda da ciddi problemler yaşıyoruz. Ve mecburen dışarıdan yabancı oyuncular alarak bu açığımızı kapatmaya çalışıyoruz ama bu sefer ekonomimiz darmadağın oluyor. Türkiye'de durması gereken para şu an yurt dışına gidiyor. O da bizim büyük kaybımız. O yüzden üretmek zorundayız. Yani 85 milyonluk ülkede üretemiyorsak bizde bir problem var. Sistemde yanlış giden bir şey var demektir. Şimdi bakıyorsunuz Almanya'da yaşayan 3-5 milyon Türk vatandaşımız var. Oradan oyuncu da çıkarabiliyoruz ve milli takımımızda 5-6 oyuncumuz Almanya kökenli olup Türkiye milli takımında oynayan 7-8 tane oyuncumuz var. Ama 85 milyonluk, hadi bir yaşlıları ve çocukları çıkardığınız zaman 35-40 milyonluk bir genç nesilden biz Türk milli takımına oyuncu yetiştiremiyoruz. Demek ki bizim kendi sistemimizde bir yanlışlık olduğunu artık kabul etmek zorundayız. Ve bunu tersine çevirecek bir iradeye ihtiyaç var. Bir sisteme ihtiyaç var diye düşünüyorum. Bir şekilde yabancı sınırlanmasını getirmemiz gerekiyor. Yoksa bütün paralarımız, kulüplerimizin bütün kasası hep boşalacaktır, boş kalacaktır ve borçlu duruma gelecektir. Bu da iflasa neden olabilir ileride. Bunun önlemini şimdiden almak lazım diye düşünüyorum. O yüzden üretim en büyük amaçlardan bir tanesi olması lazım. Trabzonspor'da sorayım hocam. Şenol Hoca geldi. Sağ sonuçları çok istenilen gibi gitmiyor. Sana göre Trabzonspor'a baktığında acil kodlu olarak çözülmesi gereken problem ne hocam? Yani her takımda problemler var. Sadece Trabzonspor'da değil. Evet, Trabzonspor'un bu seneki başlangıcı çok iç açıcı değil. Ama sevindiren bir tarafı da var. Yenilmeyen bir takımlardan bir tanesi. Üç takımdan bir tanesi. Evet, beraberlikler var. Daha düşük profilde takımlara karşı hep beraberlikler aldı. Konya'yı içeride 3-2 yendi, bir 3 puan aldı. Tabii galibiyete ihtiyacı olan bir takım. Şenol Hoca yeni geldi. Abdullah Hoca'nın büyük emekleri var. Şampiyon yapmış takımı. Tabii transferde yapılan, tabii ki bundan önce yapılan yanlışlıklar var. Onların da düzeltilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Eksik olan bölgeler var. Özellikle orta sahanın merkezinde 8 numara tipinde ve 10 numara tipinde etkili olabilecek kalitede oyuncuların tercih edilmemesi. Daha çok defansif yönde etkili olan oyuncuların tercih edilmesi biraz oyun sisteminde bir değişikliğe neden oldu. Şenol Hoca'nın da tabii ki sabra ihtiyacı var. Bunu değiştirebilmesi için ilk devreye kadar maksimum puanları alıp eksik bölgelerde transferler yapıldığı zaman, uygun transferler yapıldığı zaman Trabzonspor yine ilk dörtteki zirvedeki yerini alacaktır diye düşünüyorum.
Tabii oyuncu bazında çok fazla görüş bildirmek istemiyorum ama Trabzonspor'un da eksikleri olduğu aşikar. Bir santrafor krizi yaşadı. Banza yavaş yavaş ısınmaya başladı. Dragoş'tan istenilen performansı göremedi Trabzonspor ama ileriki dönemlerde Şenol Hoca ile beraber inşallah o da belki farklı pozisyonlarda, yani santrafor bölgesinde değil de belki sağ kanat sol kanat bölgesinde ondan da verim almayı düşünebilir. Yani Şenol Hoca'nın bence bilgeliğine inanmak lazım. Çünkü eksiklikler var. Takımımızın iyi olması gerekiyor. Rakiplerimiz çok güçlü. İşte Fenerbahçe'nin kurduğu kadroyu görüyorsunuz. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın keza öyle. Yani Göztepe'ye çok iyi bir takım durumunda. Başakşehir keza öyle. Ama Trabzonspor'un bu takımları geçip zirve yarışını sürdürebilecek bir duruma gelebilmesi için zamana ve istikrara ihtiyacı var. O da Şenol Hoca'da o beceri, o tecrübe var diye düşünüyorum. Tabii devre arasında yapılacak birkaç takviye ile beraber Trabzonspor yine zirvedeki yerini alacaktır diye düşünüyorum ben. Hocam çok teşekkür edelim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim.